Efendim merhabalar. Yeni bir konuşmaya değer ile karşınızdayız. Her cumartesi olduğu üzere yine gündemin değer yargılarını, temel taşlarını bu ekranlarda taşımaya, konuşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere başkentten ekranlara geliyoruz ve başkentte gündemin yoğun olduğu bir dönemde gündeme yine mesaj ulaştırabilecek bir program ile karşınızdayız. Bugün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak Bey bizlerle birlikte daha çok gündemdeki konuşulan meseleleri konuşacağız elbette ama gündem öyle bir gündem ki fikirler mi, ideolojiler mi dediğimiz bir kavram ile karşı karşıyayız. Yine gündemde yeni söyleme ihtiyaç var mı diyenlerin siyasetteki yerini kendileriyle konuşacağız. Ve kalan kısmında da adalet mefhumunu bugün bu ekranlarda konuşmaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz böyle bir program için. Estağfurullah. Bizlere vakit ayırdığınız için. Sözü çok uzatmadan sormak istiyorum. Türkiye öyle bir hale geldi ki artık fikirlerin tartışılması gerektiği yerde tamamen siyasi düşüncelerin tartışıldığı, o bizden ise evet ona her türlü imkanlar açabiliriz, değil ise ona hiçbir imkanı tanımamalıyız gibi bir dönemin içerisini yaşıyoruz. Hal böyleyken böyle bir Türkiye'de Saadet Partisi fikirleri noktasında, ideolojiler noktasında nasıl bir yapıya sahip? Bu çerçeveyi nasıl değerlendiriyor? Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm izleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bu yayınımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Efendim günümüz Türkiye'sinde maalesef ne ideoloji tartışılıyor ne de fikirler. Önde olan tek şey günlük menfaattir. Hangi ideoloji, hangi? Şöyle diyelim, Türkiye maalesef kamplara ayrılıyor. Ne var bunun içinde? Hangi ideolojiden dolayı ayrılıyor bu? Hangi fikir güçlü de millet onun peşinde gidiyor? Hayır. Bütünüyle gündeme hakim olan şey kanaatimce gerçekte de öyle, menfaattir. Küçük küçük menfaatler büyük büyük düşüncelere muhteşem ideolojilere hakim oluyor. Hadise bu. Saadet Partisi nerede? Kanaatimce Türkiye'de, hatta dünyada gerçek çizgisini sürekli muhafaza eden tek parti, hem ideolojik anlamda hem fikri bazda tek parti Saadet Partisi'dir. Bu manada ben Saadet Partili kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Her birini ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla bağrıma basıyorum. Çünkü onları ben gerçek manada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temsilcileri konumunda görüyorum. Bu bir ideolojik söylem değildir. Hatırlayacaklar. Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde 124 bin hacıya hitaben buyuruyorlardı ki ashabım sizlere iki emanet bırakıyorum. Bunlara sıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Diğeri ise Resulullah'ın sünnetidir diyordu. Bu iki emaneti omuzlayıp tüm insanlığa kurtuluş reçetesi olarak sunmaya çalışan sadece Türkiye'mizde değil, yeryüzünde tek parti Saadet Partisi'dir. Merhum Erbakan hocamız diyordu ya, Türkiye'de 60 yahut 70 parti yok. İki parti var. Milli Görüş'ün temsilcisi, tek temsilcisi olan Saadet Partisi ve diğerleri. İsim vermeden ifade edelim. Türkiye'de şu kadar parti var. Bunlar nereye götürmek istiyor bu milleti? Avrupa Birliği. Buna hayır deyip yerimiz orası değil diye direnen, milletin yönünü doğuya, İslam Birliği'ne çevirmeye çalışan tek parti Saadet Partisi'dir. Peki böyle bir süreç içerisinde Saadet Partisi de çeşitli baskılar altına alındı veya medya baskısı altında
gözetilerek birçok yaftalamayla maruz bırakıldı. Sizin genel başkanlığınız döneminde Doğu ziyaretiniz oldu, farklı bir biçimde değerlendirildi. Suriye'ye gittiniz, farklı bir biçimde değerlendirildi. İran hususunda görüşleriniz değerlendirildi, farklı bir yere yerleştirildiniz. Hal böyleyken toplumdaki bu algı meselesi nereden geliyor? Yani sizlere mi anlayamıyorlar, yoksa bu hususta bir yanlışlık mı var? Şöyle Ali Beyciğim, geriye dönüp bir bakalım. Mesela bundan 8 sene önce ben Suriye'ye gittim. Evet. Gitme dediler. 20 civarında basın mensubuyla gittik. Oraya vardığımızda dediler ki basın mensubu arkadaşlar, doğrusu biz İstanbul'dan geri döneceğimizi düşünmüştük dediler. Ama hayır dedik, gittik. Eleştirildik. Efendim Esedci olduk. Özellikle troller tarafından, egemen güçler tarafından, malum medya tarafından böyle ilan edildik. Evet. Aradan 8-9 sene gibi bir zaman geçti. Saadet Partisi'nin Suriye ziyareti yanlıştı diyen Allah'ın bir tek kulu var mı bugün? Bizi eleştirenler bakımından da bak bu eleştiriler yerindeymiş diyen bir kişi var mı? Biz oraya şunun için gittik. Bir komşu ülke, bir kardeş ülke, bir İslam ülkesi daha ehli salibin çizmeler altında, bombalar altında harap olmasın. Masum çocuklar can vermesin dedik. Efendim bu güzelim ülke yakılıp yıkılmasın dedik. Dün bunlarla biz beraber yaşıyorduk zaten. Osmanlıların torunları olarak. Ama gün geldi, efendim karşı cephe güçlendi. Üzerimize geldiler. Maalesef içimizdeki tefrikalar sebebiyle bölündük, parçalandık. Bizi yenenler de çizgi çekti araya, adeta mezar taşıyla sınır çiziyormuş gibi. Orası Suriye dedi, bura Irak dedi, şura Yemen dedi, şura şu dedi, bu dedi, bura Türkiye dedi. Ama biz kardeşler topluluğuydık. Bizi en çok üzen şey, şunun bunun eleştirisi değil. Hacılarımız, hocalarımız, imamlarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz eleştirdi. Bunlar. Tabii asıl bu. Yani içimizden birileri, bizden gözüken birileri olduğu için ben şunları söyledim neticede. Ey hacım, ey hocam, ey alnı secdeni kaldırmayan Müslüman. Ben senin kitabına göre gittim oraya. Hucurat suresinde Rabbimiz buyurur ki iki Müslüman topluluk arasında ihtilaf belirdiği zaman onların arasını ıslah edin. Tamam mı? Çünkü müminler ancak kardeştirler. Ben oradaki kardeşlerim müstakbel bir zulme maruz kalmasın diye gittim. Dedim ki siz beni niye göre eleştiriyorsunuz? Niye bana tahin ediyorsunuz? Bu bağlamda sorulması gereken bu partilerde, ideolojilerde, fikirlerde vesaire aklı olan, fikri olan, bilhassa inanç sahibiyim diyen herkese sormak istiyorum. Ey insan, ey akıl sahibi, ehli salib ile efendim gayrimüslimler ile birleşerek, onlarla ittifak yaparak Müslümanların problemini çözmek mümkün mü? Birinci soru bu. Kime sorsak hayır diyor. Peki o zaman Müslümanların bir araya gelmekten başka kurtuluş çaresi var mı? Yok diyor. Peki İslam birliğini savunan bu ülkede Saadet Partisi'nden başka bir parti var mı? Yok. Ama diyor evriyor çeviriyor ne yapalım? Saadet Partisi efendim küçük partidir, oy oranı düşüktür, oyum zayi olmasın diye öbür tarafa doğru gidiyor. Evet, toplumun temel yargısı burada bu. Şunu hatırlatmak isterim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 12 yıl Mekke-i Mükerreme'de uğraştı, didindi, çırpındı, tebliğe çalıştı. Ama olmuyor, olmuyordu. Neticede ölüm tehdidiyle karşılaştığı için hicret etmek zorunda kaldı. Hı. Yanında bir tek kişi vardı. Saadet Partisi küçük parti diyen gafil kardeşlerime sormak isterim. O bir kişi sen olmak istemez miydin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o hicret esnasında refakat eden o bir tek kişiden olmak istemez miydin? Bu bir nasip meselesi. Yani çokluk meselesi değil, nasip meselesidir, istikamet meselesidir. İstikameti konuşacağız. Türkiye'de yeni siyasi partilerin artık gündeme gelebileceği bir dönem içerisindeyiz ve hepsinin istikameti farklı.
veya farklı düşünceler içerisindeler. Geçmiş dönemde Saadet Partisi içerisinde bir bölünmeler meydana geldi. Bugün de mevcut iktidar partisinin artık söylem farklılıklarından dolayı toplumda entegre edilen meselelerden dolayı bir bölünme artık yaşanmaya başladı. Bugün Ahmet Davutoğlu Bey partisini açıkladı. Önümüzdeki günlerde zannediyorsak Ali Babacan Bey de partilerini açıklayacaklar. Yeni siyasette yeni söylemler ihtiyacı var diyenler için bu nasıl bir yer alacak? Bu küresel emperyalizm bakımından yeni söyleme ihtiyaç var. Türkiye'de, geri kalmış ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde ırkçı siyonizm ve küresel emperyalizm bakımından yeni söyleme ihtiyaç var. Çünkü içeride kendilerinin desteğiyle iş başına gelen ekip zaman içerisinde yıpranıyor. İster istemez yıpranıyor. O zaman içerideki düşüncenin, efendim kitlelerin başka tarafa kaymamaları için yeni söylemleri geliştirmek gerekiyor ama eskisinin tekrarından ibarettir bu. Bu bir bakıma küresel emperyalizmin ekip değiştirmesidir. Zihniyet aynı. Zihniyet aynı tabii. Ne söylüyor? Aynı. Hayır, diyelim ortaya bir takım partiler çıkıyor. Ne söylüyor? Öncekinden farkı ne? İşte kadrolar değişiyor. Yani şöyle diyelim, bir arabanın çeşitli aksamı olur. Evet. Eskiyen değiştirilir. Hadise bundan ibaret. Aracın markası aynı. Şimdi şöyle düşünelim. Milli görüşü niye böldüler? Dediler ki ya biz böyle gidecek olursak bizi iktidara getirmezler. Diklis belgelerin içeri. Bizi iktidara getirmezler. Bunu en şekilde işte kendisine teklif yapıldığında Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu diyor ki ya biz başkalarının desteğiyle iş başına gelecek olursak bu milletin iktidarı mı oluruz biz diyor. Nasıl hizmet edebiliriz? Mekanı cennet olsun. Acaba öldü mü, öldürüldü mü? Şehadetinde bu sözünün bir etkisi var mıdır? Bilmiyorum. Ama bizden kopan arkadaşlarımız, biz efendim böyle gidersek bizi iktidara getirmezler dediler ve gömlek değiştirdiklerini ilan ettiler. Gömlek değiştirdiklerini. Peki ne oldu sonra? Bakalım. Mesela şu an Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı Bey, evet, bir televizyondaki açıklamasında hafızayı beşer nisyan ile malul demiş atalar. İnsanlar unutuyor, hatırlatalım. Diyor ki 90'lı yılların başlarındaydı diyor. Yani milli görüşün yükselişte olduğu dönemde dış temsilciliklerin 3'ü gidiyor, 5'i geliyordu diyor. Kimdi bu dış temsilciliklerin temsilcileri diye sorulduğunda kim olacak diyor, İngiliz, İsrail ve Amerikan temsilcileri. İlk etapta Erbakan'la görüşmek istediler. Ve görüştüler diyor. Erbakan kabul etti, dinledi bunları. Dediler ki Erbakan'a, efendim biz sizin finansman probleminizi çözeriz. İki, önünüzdeki engelleri kaldırırız. Üç, böylece sizi iktidara taşırız dediler diyor. Peki ne istiyorsunuz bizden, isteyen nedir? Tabii ki diplomatik bir dille. Diyor ki efendim dünya barışı için işte Orta Doğu sükuneti, sükunu için vesaire İsrail'in güveninin artırılması. Bu bir. İki, yine dünya barışı için vesaire büyük Orta Doğu projesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne destek verilmesi. Üç, İslam'ın yeniden yorumlanması konusunda Avrupa ile işbirliği yapılması. Saadet Partisi'nin savunduğu birçok meseleyi, milli görüşün savunduğu birçok meselenin tam zıttını istiyorlar. Milli görüşü rayından çıkarmak üzere derken Erbakan derhal reddetti diyor. Bunun üzerine diyor işte içeriden falanla filanla görüştü diyor. Bunlar sosyal medyada düştü. Evet. Toplantı benim evimde yapıldı diyor Abdurrahim Karslı Bey. Profesör, doktor, hukuk profesörü. Şu anda Merkez Partisi Genel Başkanı. Bunu diyen kişi 18 ay yoğun bakımda kaldı. İç organları değiştirdi. Zehirlendi mi, zehirletildi mi bilmiyorum. Ama vaka budur. Kendisi hayatta. Kendisi hayatta. Şimdi derken bakıyoruz bugün. Uydurma mı bu? Bakıyoruz.
ne diyorlardı dış temsilciliklerin elemanları? İsrail'in güveninin artırılması. İsrail bugün altın dönemini yaşıyor. Bakın, Suriye çökertildi, Irak çökertildi. Efendim, Filistin'in durumu ortada, Yemen'in durumu ortada. Kaddafi'nin akıbetini herkes biliyor. Libya parçaya bölünmüş. Bundan demek ki 40 yıl önce Kudüs İsrail'in başkenti olmalı denildiğinde Milli Selamet Partisi milyonları Konya'ya toplamıştı. 6 Eylül 1980'de söylemi bile protesto edilmişti. Destek verdiği, Milli Selamet Partisi'nin destek verdiği Dışişleri Bakanı Milli Selamet Partisi'nin oyları ile düşürülmüştü. Şimdi bakıyoruz. Kudüs İsrail başkenti ilan edildi mi? Edildi. Holland tepeleri Trump tepesi olarak İsrail'in asli vatanı olarak kabul edildi mi? Edildi. Altın dönemini yaşıyor. Ne diyordu dış temsilciler? İsrail'in güveninin artırılması. İki, Büyük Orta Doğu projesi konusunda efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımcı olunması. Nedir Büyük Orta Doğu projesinin esas amacı ne? Büyük İsrail Devleti'nin kurulabilmesi için 22 İslam ülkesinin bölünmesi. Bunlardan biri de Türkiye. Eş başkan kim? İçeriz. Öbür taraftan üçüncü beklentileri, talepleri İslam'ın yeniden yorumlanması konusunda Avrupa Birliği ile işbirliğine gidilmesiydi. Bugün Türkiye'de zina serbest mi? Serbest. Serbest. Peki Müslümanlardan toplanan vergilerle domuz çiftliklerine kredi veriliyor mu, teşvik kredisi? Veriliyor. Eşcinsellik serbest mi? Serbest. Demek ki Erbakan'a kabul ettiremedikleri şeyler bir bir hayata geçirilmiş durumda. Yıllar önce teklif edilen unsurlar, rahmetli Erbakan'a tavsiyeyle gelinen, destekle gelinen ama şartlar bugünkü şartlarda gerçekleştirildiğini ifade ediyorsunuz. Farklı kişiler ve söylemler aracılığıyla. Ali Beyciğim, ifade değil. Bakalım, önümüzde zaten somutlaşmış, somut gerçekler bunlar. Soruyorum, zina serbest mi? Serbest. LGBT diyorlar, eşcinsellik kanunu vesaire. Serbest mi? Hak, üstelik serbest değil. Hak. Tamam mı? Bugün bir erkeğin Türkiye'de erkekle evlenmesi hak. Kadınla evlenmesi hak. 6251 sayılı kanun. Tamam mı? Kanun çıkarıldı ya. Ben iddia etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Kanun numarasını veriyorum. 6251 sayılı LGBT kanunu. Peki o zaman Saadet Partisi, Milli Görüş Camiası, biz, Temel Bey de geçtiğimiz günlerde açıkladı, Müslümanız diyor. Ve Müslümanlığın gereğince ona göre davranışlarımızı, çizgimizi belirler ve bu noktada çalışırız diyor. Bugün iktidardaki yöneticiler, onlar da biz Müslümanız diyor. Ve iki aynı kutuptaki topluluklar ciddi anlamda ayrışmış vaziyette. Böyle bir durumda Saadet Partisi'nin söylemleri bu sefer geri kalmış duruyor. Söylem noktasında gerçekleştirilen unsurlar nasıl yer alacak peki? Çünkü iki kutup, iki Müslüman kutup aynı söylemlere sahibiz deniyor. Ayıran unsur ne peki? Her şeyden önce istikametimiz farklıdır. İki, amacımız farklıdır. İstikametimiz farklı. Biz doğu diyoruz. Niye doğu diyoruz? Kardeşlerimiz burada diyoruz. Evet. Onlar batı diyor. Amacımız farklı. Biz İslam Birliği diyoruz. Onlar Avrupa Birliği diyor. Yani en önemli iki ayrıcı unsur. Mesela AK Parti'nin olsun, efendim AK Parti'den sonra kurulmuş olan partilerin olsun, kurulacak olan partilerin olsun, efendim İslam Birliği diye bir söylemi var mı? Yok. Peki İslam Birliği'ni kurmadan da Müslümanların kurtulması mümkün mü? Hayır. Hayır. Uşak olarak hizmet ettiğin ölçüde efendim küresel emperyalizm, ırkçı siyonizm seni destekler. Ne oldu? Dün Amerikan senatosu işte dün soykırım tasarısını kabul etti. Bekliyordu bu zamana kadar falan bekliyor. Unutmayalım, küfür tek millettir.
eğer Müslümanlar gerçekten hayat hakkına sahip olmak istiyorsa, efendim ırzlarını, namuslarını, can emniyetini muhafaza etmek istiyorsa bir araya gelmek mecburiyetinde. Başka yok. Eninde sonunda gelmek eski hal muhal. Ya yeni hal ya izmihlal. Yani kalabalıklar hakikati ifade etmez. Bakın düşünün. Bütün peygamberler bir bakıma kurulu iktidarla mücadele etmiştir. Yani çoğunlukla. Egemen güçlerle mücadele evet. etmiştir. Bütünü. Tamam, hadise bu. Yani bu bir çoğunluk meselesi değil, itikat meselesidir, istikamet meselesidir. Türkiye'de öyle bir süreç içerisindeyiz de ki yine artık sokaktaki vatandaşın bile adaleti istediği, bunu ciddi anlamda haykırdığı bir dönem içerisindeyiz. Hı hı. Adalet öyle bir hal aldı ki sadece siyasilerin dilinden değil, bürokratların dilinden değil, sokaktaki bir simit satanın kardeşimizin diline kadar inmiş vaziyette. Ve adalet hususunda Türkiye'de gerçekten değerlerini kaybettiğimize dair birçok ifade var. Saadet Partisi de çok ciddi anlamda adalete karşı bir hassaslığı var. Siz de bir adalet profesörü, anayasa profesörü olarak Türkiye'deki adaleti nasıl buluyorsunuz? Var mı? Nerede? Yok mu? Şu kadarını şey yapayım. Mesela ben genel başkan iken dershanelerin kapatılması vesaire gündeme gelmişti. Evet. Tabii bir basın toplantısı esnasında bir gazeteci arkadaşımız sordu, nasıl değerlendiriyorsunuz diye kapatılması konusunda. Ben dedim ki orada dershaneleri belli bir kişiye, belli bir gruba veya bir cemaate mal etmek doğru değildir. Bu dershanelerin ortaya çıkış sebebine bakmak lazım. Bu dershaneler devletin eğitimdeki noksanlığını, eksikliğini tamamlamak için ortaya çıkmış kuruluşlardır. Devlet eğitim düzenini gerçekten mükemmele eriştirse dershaneye lüzum kalmaz. Binlerce aile niye dershanelere para versin? Bu bir. Anayasanın 35. maddesine göre mülkiyet hakkı temel insan haklarındandır. Temel insan haklarındandır. Ve anayasanın teminatı altındadır. Bir takım şirketler kayyımlara devredilirken bir kısım kişi ve kuruluşların mallarına idari işlemle el konulurken ben bir anayasacı olarak demişim ki bu hukuk bakımından doğru değildir. Anayasaya aykırıdır. Bunlar idari işlemle değil, yargı kararıyla düzenlenmelidir. Adam geliyor binaya el koyuyor. Evet. İdari işlemi böyle diyor. Efendim bugün ben ağır cezada yargılanıyorum. Bunları söylediğim için. Bunlardan dolayı. Bunlardan dolayı. Böyle bir izlenim edinilmiş. Tamam mı? Yani FETÖ terör örgütünü desteklediğim noktasında bir izlenim edinilmiş. Bakın, izlenim. Bir tane ama bu. Ağır cezada yargılanıyorum. Sadece izlenimden dolayı böyle bir yargılama ile. Canım bir tane ama ortada 5 sayfalık bir tane ama izlenim. Bu böylece terör örgütünü desteklediğim noktasında izlenim edinilmiş. Şimdi adalet deyince bundan 250 yıl önce Türkiye ile kıyaslayalım. Almanya'da imparator bir şato yaptırıyor. Yaptırıyor ama onun kıyısında bir köylünün değirmeni varmış. Değirmen tabii çalıştı, kuberi gürültü geliyor falan. Diyor ki bu burayı kamulaştıran diyor, satsın diyor. Köylü satmıyor. Hayır diyor. Bu bir değirmen diyor. Benim arkadaşım, hayat arkadaşım bu ya diyor. Kamulaştıralım diyor, o zaman geliyor şeyde tabii efendim, satmıyor diyor vezirlere falan. Kamulaştıralım o zaman diyor. Hayır, kamulaştıramazsınız diyor köylü. İmparator kızıyor. Neye güveniyor acaba diyor. Berlin'de hakimler var diyor. Berlin'de hakimler var diyor. 250 yıl önce Berlin'de hakimler var. Bizde bunun karşılığı bakın
şu an hiç kimse yazık ki mahkemeye güvenmiyor. Ama bizim Osmanlı gelenimizdeki bunun karşılığı şeriatın kestiği parmak acımaz. Aşar ama şeriat kesiyorsa doğru yapıyorum. Yani şeriat hukuk anlamında bu. Evet. Ama şu an bakıyoruz. Yani bilemiyorum. Yani bu ortamda adaletin neresindeyiz? Bak şimdi sarayda bulunan görevliler bir takım kişiler hakkında cezalandırılacaktır diyor. Dosyadan haberin var mı senin? Yok. İnceledin mi? Hayır. Ama falan kişi, filan kişi cezalandırılacaktır diyor. Dosyayı inceleyen hakim bile bunu açıklayamaz. Açıkladığı takdirde ihsası reyde bulunmuş sayılır. Reddi icap eder onun. Hukuk ancak adalet hassa kararını verir, ancak kararını açıklar. O da denetime tabi. Yani mesela yerel mahkeme karar verdiği takdirde üst mahkemeler var. Evet. Tamam mı? Orada denetime tabi olur. Ama bugün görüyoruz maalesef. Mesela bir kısım elemanlar işte idari işlemle görevden alınıyor biliyorsun. Evet. Bizim Antalya İl Yönetim Kurulu üyemiz Ali Aktaş Bey, değil mi? Mor Bey'in kavramıyla ortada 10.481 kişinin masum olduğunu ispat etti. Ama idari işleme göre bunlar suçluydu. Öteki dedi ki hayır. 10.481 kişi. Bu sadece 2014 yılına ait rakam. 17, 18'de ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Bilmiyorum. Tabii. Mesela gelen arkadaşlar var. Efendim işte yolsuzluk var mı falan var mı, işte kimse ezilmesin falan diye bir olağanüstü hal komisyonu kuruldu. Evet. Olağanüstü hal komisyonu oy birliğiyle karar vermiş, bu kişi masumdur, göreve iade edilmeli diye. Adama tebliğ bile yapılmadı. Tamam. Konuyu oraya getireceğim. Türkiye'de büyük bir gerçek. Kanun hükmünde kararname ile işinden atılanlar veya ayrıştırılanlar, yargılama süreçleri bitmiş, tamamen suçsuz oldukları anlaşılmış binlerce insan var. Ve görevlerinin iadesi ya kararına kadar alınmış, ancak görevleri iade edilmeyen birçok mağdur var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim şimdi bunlarla ilgili en doğru sözü bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisi söyledi. Ama yazık ki gereğini yapmadı. Ne dedi? Çok affedersin, at iziyle it izi birbirine karışmış durumda dedi. O zaman bu izleri ayırmak iktidar sahiplerine düşer. Özellikle de devletin başına düşer. Devlet başkanına düşer. Efendim kenar dişle de Sayın Cumhurbaşkanımız bu şiirleri çok iyi bilir. Hazreti Ömer'in dilinden ifade edilen bir beyittir bu. Kenar-ı Dicle'de bir kurt kapsa bir koyunu, adli ilahi gelir de Ömer'den sorar onu. Doğru söylüyor. Niye? Niye emaneti ehline vermedin diye. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurur ki ey iman edenler, emaneti ehline vermenizi Allah size emrediyor. Verilmedi mi peki? Türkiye'de Saadet Partisi'nde bir diğer kavramlarından bir tanesi emaneti ehline verin diyorlar. Evet. Bunun da gerçekten arkasında duruyorsunuz. Mevcut iktidar göreve geldikten itibaren birçok yerlere, önemli noktalara atamalar gerçekleştirdi. Emanet noktasında ehil kişileri atamadılar mı oraya da bugün bu sıkıntılar yaşanıyor? Bakın aşağı yukarı demek ki 20 ile 18 yıl gibi bir zaman geçti bu arkadaşlarımız iktidara geleli. Bakıyoruz, eğitim düzeldi mi? Milli eğitim ne durumda? Sınav şekli değişti, şu oldu bu oldu, ama eğitim düzeldi mi? Hayır. Adalet düzeldi mi?
Yani eskiden şu bozuk da şu bugün şu kısımlar çok daha iyidir diyebileceğimiz bir husus var mı? Tarım düzeldi mi? Hayvancılık ne durumda? Ya sanayi? Ha, hiç mi iyi iş yapmadılar? Tabii ki yaptıkları iyi işler var. Ama köklü meselelere baktığımızda, maalesef orada problemlerin daha da ağırlaştığını görüyoruz. Yani o manada belki mevcutların en iyisi bunlar da diyecekler. Acaba öyle mi? Bilemiyorum. Ya, bilemiyorum bugün ama bakıyoruz. Sanayi düzeldi mi? Bütçe düzeldi mi? Efendim memur maaşları, çalışanların durumu düzeldi mi? Buralara bakıyoruz. Ha, kısmi iyileşme olabilir. Ama biz dünyaya açık bir toplumuz. Onlarla rekabet gücümüz nedir? İyileşip iyileşmediğini tespit için karşılıklı, mukayeseli bir araştırma, inceleme yapmamız lazım. Ama uluslararası araştırmalara göre maalesef temel konularda bir düzelmenin, iyileşmenin olmadığını görüyoruz. Peki ne yaptılar o zaman? 20 yıl boyunca çünkü iktidardalar. Aha. Böyle bir süreç içerisinde vatandaş da oy verdi. Birçok seçim geçirdik ve belki Türk siyasi tarihinin en yüksek oylarına kadar da aldılar. Doğru. Vatandaşa cazibeli gözüken kısmı ne peki? Efendim burada vatandaşa cazibeli gözüken şey geçmişin zulmüdür diye düşünüyorum. Özellikle kanaatimce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki eski yöneticilerin yanlışları diye düşünüyorum. Milletin mukaddes sanatına saldırmış olmalarıdır diye düşünüyorum. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu tabii eskiye dönük olarak bir takım yanlışlıkların olduğunu kabul ve itiraf ediyor. Kendisi de dile getirdi. Şey yapıyor. Nitekim bir görüşmemizde ben onu demiştim Kılıçdaroğlu'na. Dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu CHP'den ben de şikayetçiyim. Milletimiz de şikayetçi dedim. Siz kendine? Kendisine, bizzat Kılıçdaroğlu'na kendisine. Neden diye sordu. Dedim ki çünkü Cumhuriyet Halk Partisi marjinal maliyeti çok yüksek olan bir partidir. Ama verimi düşük. Marjinal maliyeti çok yüksek diyorum toplum bakımından. Niye? Çünkü genelde emekli valiler oradaydı. Evet. Emekli profesörler orada. Emekli diplomatlar orada. Emekli bürokratlar genelde tabii orada çoğunluk itibariyle. Evet. Bunların yetişmesi millet bakımından kolay değil. Bunların çok çok önemli maliyeti var. Ama millete ters düşüyorlar. Milleti peşinden sürükleyemiyorlar. Bu münasebetle dedim ki ben de millet de CHP'den mustariptir dedim. O benim söylemediğim bir şeyi ben tabii nezaketen şey yapmamıştım. Kendisi açıkladı. Dedi ki doğru söylüyorsun. Millet CHP deyince İslam düşmanı gibi görüyor dedi. Evet. Tabii. İslam düşmanı gibi görüyor. Bunun bir benzerini Mehmet Sevigen televizyonda anlatmıştı. 7-8 sene oluyor buna. Karadeniz'de seçim çalışması yapıyoruz diyor. Yaşlıca bir kadın derenin diyor dibinden suyu almış iki kova ile omuzunda taşıyordu diyor. Biz yardımcı olmak istedik diyor o kadına. Aldık kovaları götürdük diyor evine götürdük diyor. Sorduk abla işte burada partilerin durumu nasıl falan diye sorduk diyor. İyi dedi diyor. Siz hangi partidensiniz diye sordu netice vardı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden deyince eyvah dedi diyor. Ben bu suyla abdest alacaktım dedi diyor. Su mekruh oldu. Mehmet Sevigen bir anlatmıştı televizyonda. Yani eskinin bu imajı tabii ki AK Parti'yi iktidara getiren en önemli faktörlerden biriydi diye düşünüyorum. Yani mesela 1950'de Demokrat Parti iktidara geldiğinde ilk etapta ezan yasağını kaldırdı. Evet. Tamam. 17. günde falan kaldırdı sanıyorum. O yasağın kaldırılmış olması Demokrat Parti'yi 10 sene iktidarda taşıdı.
ihtilal 27 Mayıs darbesi olmasaydı 1960 belki 30-40 sene gidecekti, bilemiyoruz. Şimdi burada da başörtüsü yasağı, imam hatiplere uygulanan kastayı haksızlığı, efendim Kur'an kurslarının yasaklanmış olması, yani bir bütün halinde milletin maneviyetine saldırılmış bulunması, tabii milletimizi AK Parti etrafında topladı. Yazık ki bu toplanma gereği gibi değerlendirilemedi diye düşünüyorum. Bak dönüp bakalım şimdi. Suriye politikasına doğru diyen bir AK Partili var mı bugün? Yok. Eğer emanet ehline verilmiş olsaydı, değil mi? Suriye politikasının bugün istenilen noktada olması lazımdı. Tamam mı? Ve iktidar başlangıçta olduğu gibi bugün de doğru diyebilmeliydi. Bu bir. Biz Suriye politikasının yanlış olduğunu söylediğimiz esas ilan edilmiştik. Evet. Sonra Ergenekon balyoz olayları. Biz dedik ki, bakın darbeciler suç işleyenin elbette cezalandırılsın ama orduyu yıpratmayın. Tamam, çünkü ordu bu devletin temel sütunlarından biridir. Hem anayasa bakımından hem de coğrafi konum açısından. Gün gelir dedik, gün gelir. Güneydoğu'ya gönderecek subayı bulamazsınız sonra dedik. Bize o zaman dediler ki darbecilerin dinci ayağı. Peki bugün içeride bir tane Ergenekoncu, bir tane balyozcu var mı? Yok. Neticede her biri millet kesesinden, gayri kurbanın alın terinden milyonlar aldı. Milyonlarca tazminat ödendi. Sonra çözüm süreci, bak emanet ehline verilip verilmediği evet. konusunda buralara bakmak lazım. Devletin mahkemesi Habur'a götürüldü. Habur kapısına. Biz yanlıştır dedik. Bak yanlıştır dedik. Efendim çözüm süreci falan şu bu. Biz dedik ki hem terörist diyorsunuz hem müzakereye oturuyorsunuz. Teröristle müzakere değil mücadele edilir dedik. Mücadelenin yeri de Oslo değil, İmralı değil, Kandil hiç değil. Müzakerenin yeri milli iradenin temerküz ettiği, toplandığı, somutlaştığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O zaman bize dediler ki kıskanıyorsunuz. Neye kıskanıyoruz? Şehit cenazeleri gelmiyor, analar ağlamıyor diye kıskanıyorsunuz dediler. Biz dedik ki inşallah siz haklı çıkarsınız. Ama öyle değil. Biz korkuyoruz ki barajlar terör tutuyor dedik. Ve gün geldi gerçekten barajlar patladı. Öyle ki ülkemizin bir kesimine efendim emniyet güçleri dahi giremez oldu. Asker sindirildi. Efendim emniyet güçleri pasifize edildi. İşte bu emniyet güçlerinin giremediği yerlerden biri de Cizre ilçemizdi. Evet. Tamam mı? Şırnak ilimizin Cizre ilçesi. Ben işte çatışmanın ayak sesleri gelir, aman ülkemizde bir çatışma falan olmasın diye ben Cizre'ye gitmeye karar verdim. Bu sefer yetkililer dediler ki gidemezsin, gelme dediler. Cizre kaymakamında başlamak üzere. Veya onlar adına hareket eden her kimse. Niye? Can güvenliğimi sağlayamayız dediler. Ben sizden dedim güvenlik istemiyorum. Her sorumluluk bana, o zaman yazılı belge ver bize dediler. Yazılı belge vermek suretiyle gittim. O şekilde gittiniz. Tabii yazılı belge verdim. Peki eğer emanet ehline verilmiş olsaydı kanaatim odur ki Türkiye bu noktalara gelmezdi. Konuyu oraya getireceğim. Siz Milli Görüş Hareketi olarak sonuçta birçok iktidara şu anda olmak üzere muhalefetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Mevcut iktidar yine sizin tabanınızdan çıkma, sizin eğitiminizden çıkma, sizin fakültenizden çıkmak suretiyle bu yerlere geldiler. Ve haliyle bir abi edasıyla onlara bu telkinleri gönderdiniz. Burada bu sıkıntıları yaşarız dediniz. Burada şu olaylar çıkabilir dediniz. Ve öncesinden ifade ettiniz bunlara. O kişiler sizinle yıllarca çalışmalarına rağmen
sizin izahatını gerçekleştirdiğiniz meselelere neden kulak vermediler peki? Sanıyorum bunda kişisel menfaatler rol oynadı diye düşünüyorum. Bakın şimdi evet bizimle beraber çalıştığı şu oldu bu oldu. Bir öğrenci yıllarca fakülteye gidebilir, bir okula devam edebilir. Evet. Ama gerekli tedrisatı tamamlamadığı takdirde diploma alamaz. Yani milli görüşmeler diploma mı vermiş? Hayır. Şimdi Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. 27 sene okumuş bir okulda. Evet. Ben okumayı çok seviyorum diyordu. Tabii onu şey yaparak öyle bağlıyordu işi de. Şimdi burada ben her şeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanımın, Cumhurbaşkanımızın özde o değerleri koruduğu kanaatindeyim. Çünkü sizin genel başkanlığınız döneminde, sizi ziyarete geldiğinde yine bura baba ocağı ifadesi tabii, de var. Bu ama danışmanlarının yanılttığı düşüncesindeyim. Bakın. Çünkü bazen işte ekrandan falan okumadığında içindeki şeyi söylüyor. Evet. Tamam mı? Bakıyoruz. Söylemlerimiz aynı. Peki uygulamaya gelince durum farklı oluyor. Ben buradan hareketle danışmanlarının yanılttığı kanaatindeyim. Çünkü Tayyip Bey'in okuyup araştıracak, tarihi inceleyecek vakti olamaz. Tamam mı? O kendisine verilen raporlara göre hareket eder. Sorun bugün fırsat bulunca bir randevu alın istersen deneyin. Suriye politikasını doğru buluyor musunuz diye. Çözüm süreci doğru muydu diye sorun. Ergonekon olayları doğru mudur diye sorun. Devletin mahkemesinin Habur kapısına gönderilmesi doğru mu diye, doğru oldu mu diye sorun. Kanaatimce hayır diyecektir. Hayır diyecek. Niye gönderdiniz? Bize böyle rapor verdilerdi diyecektir. Öyle düşünüyorum. Son olarak zamanımız daralıyor. Sizi anayasa profesörlüğünüzün yanında bir de ekonominiz var ki birçok kişi de bunu bilmez. Yine Sivas'ta yanılmıyorsam İktisat Fakültesi'nin kurucu dekanlığını yaptınız ve ekonomiye de hakimsiniz. Türkiye'de bir geçim sıkıntısı, ekonomiyi kenara bırakıyorum, bir geçim problemi var. Ve son dönemlerde de malumunuz üzere bir asgari ücret gündemiyle karşı karşıyayız. Yine pazarlıklar, fahiş fiyatlar yukarılardan gidiyorlar. Sizin bu noktada asgari ücret hususunda, vatandaşın geçimini sağlaması hususundaki düşünceleriniz nelerdir? Efendim, adaletten bahsettik biraz önce. Adalet sadece kanunlarda, adalet saraylarında kullanılan bir kavram değildir. Hayatın her alanına hakim olması gereken görünmez ruh gibi bir şeydir o. Toplumun genel bir adalet anlayışı var. Bu adalet ekonomide de olmalı, ücrette de olmalı, gelir dağılımında da olmalı. Türkiye'de maalesef işte gelir dağılımındaki adaletsizliği görüyoruz. Öbür taraftan mesela yaşa takılanlar problemi var. Emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kanaatimce bunu düzeltmesi lazım. Çünkü şöyle düşünün, şurada bir havuz var. Bu havuzdan su içebilmek için herkesin bu havuza diyelim 10 kova su taşıması lazım. Adamı 10 kova değil 20 kova taşımış. Deniyor ki şimdi sen buradan su içemezsin. Yani emekli sandığından emeklilik maaşı alamazsın. Niye? Efendim yaşın tutmuyor. Ama canım ben yaşımdan taban yaşa eriştiğim için çalışarak oraya siz 10 kova demişsiniz. Ben 20 kova su taşımışım ya. Ben oradan su içme hakkını elde etmişim. Ha diyor ki efendim işte maliye şöyleymiş, bütçe dardaymış falan falan. Garibanların sırtından mı düzelteceksin bütçeyi? Genel tedbir almak durumundasın. Alınması lazım. Devletin kanunlarına göre, kanunların öngördüğü miktarda oraya katkıyı sağlamış bu garibanım. Nitekim bu durumda olan bir kişi vefat etmişti. Eşi bana geldi. Dul maaşı bağlanması için. Evet. Müracaat ettik. Reddolundu.
Ben mahkemeye verdim. Mahkeme bu tür şeyler, söylemleri dile getirerek davamızı reddetti. Yerel mahkeme. Tamam. Ankara'da. Evet. Ben Yargıtay'a taşıdım aynı gerekçelerle. Yargıtay bozdu. Dedi ki evet, sosyal bünyede bir zafiyet, bir açık var. Ama bunu garibanların sırtından değil, hak etmişlerin sırtından değil, devlet politikası olarak doğru dürüst yapacaksın diye. Dolayısıyla o kadına dul aile bağlattık. Burada da kanaatimce ciddi olarak uğraştığı mahkemeler takır takır lehte karar verir diye düşünüyorum. Ama bir sonuca hala gidemediğini görüyoruz. Yani o kanun anayasaya aykırıdır. Çünkü anayasa, bak şu yaşa takılanların önüne çıkarılan kanun, kanun hükmünde kararname her neyse, anayasanın ikinci maddesine aykırıdır. Hem hukuk devleti kavramına aykırı, hem sosyal devlet anlayışına aykırıdır. Uğraşırsa ben anayasa mahkemesini iptal edeceği kanaatindeyim. Yine emeklilikte yaşa takılanlar meselesini yine Milli Görüş Hareketi Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan Bey zannediyorsam ilk olarak buna karşı çıkmıştı. Emeklilikte yaşa takılanlar hususunda devlet birçok vergiyi alıyor, çözümü için uğraşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlara birçok model uygulanabilir belki de. Ama devlet bunu verebilir mi sizce? Bu hak edenler için. Niye veremesin? Engel ne? Hayır, engel ne? Yani yaşa takılanlar devletten hibe istemiyor. Sadaka istemiyor. Lütuf istemiyor. Hakkımı ver diyor ya. Hangi devletten istiyor bunu? Sosyal hukuk devletinden istiyor. Sosyal hukuk devletinden istiyor. Hadise bu. Son olarak Ahmet Davutoğlu Bey partisini açıkladı. Ve bu hususta sizin düşünceleriniz neler? Yeni bir söylem gelecek mi? Türkiye için farklılıklar oluşacak mı? Kum saatine benzer bu. Yani söylem aşağı yukarı aynı zaten. Davutoğlu aşağı yukarı sanıyorum en az 15 küsur yıl AK Parti'nin içindeydi. Evet. Suriye politikasının belirlenmesinde önemli rolünün olduğunu düşünüyorum. AK Parti genel başkanlığını yaptı. Bu ülkeye başbakanlık göreviyle bir takım hizmetler de bulundu. Orada yapamayıp da şimdi yapmak istediği ne var? Ne yapmak istiyor? Bilemiyorum tabii, programı falan incelemedim ama kanaatimce AK Parti yıpranıyor. Oradaki yıpranmalar belirli noktalara, özellikle de Saadet Partisi'ne geçebilir. Çünkü Saadet Partisi'nin, Milli Görüş'ün 50 yıldan bu yana söylemlerine baktığımızda bir yanlışlık yok. Bir rota değiştirmesi yok. Zaman zaman önüne takozlar konulmuş, yolu kesilmiş falan ama bir şekilde yine o yola girmiştir. Mesela Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamdan önce Arif Emre Bey, mekanı cennet olsun, evet. Refah Partisi'ne Milli Selamet'e genel başkan olmuştu. O değişti, yerini Erbakan hocamıza bıraktı. Rotada bir değişiklik olmadı. Evet. 12 Eylül darbesiyle Milli Selamet kapatıldı. Refah kuruldu. Yani yine orada da bir değişiklik olmadı. Rota aynı. Evet. Dediğimiz gibi inanç meselesi, istikamet meselesi. Şimdi orada diyoruz, ben Sayın Davutoğlu'na başarılar diliyorum. Ama ne yapmak istiyor? Şu olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne engel koyduğu, Sayın Davutoğlu'nun yapmak istedikleri belki birçok proje veya düşünce var iken, Cumhurbaşkanı'nın engellediği hususları gerçekleştirebilme niyeti var mıdır peki? Bunu kendisine sormak lazım. Tabii niyeti okuyacak durumda değiliz. Ama Suriye politikasında ben Sayın Davutoğlu'nun etkisinin olduğunu düşünüyorum. Eğer önüne engel koyuyorsa ben burada yokum demesi lazımdı. Önce danışmandı biliyorsunuz. Başbakanlık evet. Danışmanı. Sonra Dışişleri Bakanı oldu. Sonra Başbakan oldu. Sayın Davutoğlu Suriye politikası, bizim Suriye ziyaretimizden sonra genel merkeze geldi. Esad'a karşı bir protesto mitingi düzenlememizi bizden rica etti. Biz bunun doğru olmayacağını kabul ettik. Ben genel başkandım o zaman.
Ve bu talebini geri çevirmek zorunda kaldık. O dönemde böyle bir talebi de oldu size karşı. Tabii. Yani kanaatim o ki Suriye politikasını oluşturan, AK Parti'nin Suriye politikasını oluşturan o dönemin başbakanından ziyade, yani şimdiki cumhurbaşkanımızdan ziyade Sayın Davutoğlu'ydu diye düşünüyorum. Sadece Suriye politikası değil, ona somut olduğu için öyle düşünüyorum. Yani Türkiye'nin o dönemdeki dış politikasını oluşturan, gerek danışman olduğu dönemde, gerekse dışişleri ve başbakanlığı döneminde Sayın Davutoğlu diye düşünüyorum. Bu şekilde de görüşleriniz var. Efendim teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bizlere vakit ayırdınız. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu dar zamanda Ankara'da işlerinizin arasında bizlere bu şekilde misafir ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Diyarı Mevlana'ya, oradaki kardeşlerimize, Mevlana'nın torunlarına da selam olsun diyorum. Tabii bu arada tüm Türkiye'ye selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Efendim konuşmaya değeri noktalıyoruz bugün. Ankara'dan, başkentten ekranlarınıza geldi. Konuğumuz Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak Bey bizlerle beraberdi. Son dönemin Türkiye'sini kendileriyle değerlendirmeye çalıştık. Yeni bir konuşmaya değerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.